Merve, vallahi ben diken üstündeyim ya. Yani hakikaten huzurum kalmadı. Bu adam ne oldu? Bir haberiz ya. Ay, Pelocuğum al benden de o kadar. İnanır mısın? Ne uyku uyuyabiliyorum, ne yemek yiyebiliyorum. Aynı şekilde benim de gram huzurum kalmadı. Hayatsızından oldu. Ay, aynen öyle ya. Ha bilmiyorum ama o oyada bir tuhaflıklar var. Bence biliyor olabilir yani. Bu durumu sezinlemiş olabilir o sinsi. Ay, vallahi bilmiyorum ya. Ay, hakikaten çıldıracağım bu adamı düşünmekten ben ya. Aynen. Bak, aynen ben de öyle çıkamıyorum. Ve diyorum ki Pelo, bence biz gidelim polise. Her şeyi tek tek anlatalım. Saçmalama ya. Delirdin herhalde. Hapse mi gireceğiz? Ya bu şekilde yaşanır mı Allah aşkına ya? Zindan oldu günler bize. Bu şekilde yaşanır mı? Saçmalama Merve. Sen değil miydin en başından yani böyle polise gitmek falan yok diyen? Ne oldu şimdi ya? O kadar yol geçtik. Yok, yok olmaz artık. Çok geç. Çok geç. Çok geç yani. Pelocuğum hiçbir şey için geç değil. Hele mevzu bahis vicdansa hiçbir şey için geç değil yani. Ay sonuçta biliyorsun başıma gelenleri ya. Serhan bir yandan ayrılmak istiyor. Üstüne bu. Overdoz oldu yani. Bence en önemli şey vicdan. Bari vicdanımı rahatlatayım diyorum ben de. Tamam, Serhan'ı ben hallederim ya. Serhan için bizi yakma, gözünü seveyim ya. Ay saçma sapan konuşma be Pelo. Serhan'la bizim bir araya gelebilmemiz için artık mucize gerekiyor, mucize. Tamam, ben mucizeyi de yaratacağım Merve diyorum sana. Hakikaten. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Siz Serhan'la akşam bize gelin, yemeğe gelin. Ben halledeyim. Nasıl yapacaksın o işi Pelo? Ha? Taytay benimle görüşmeni istemiyor. Haberin yok galiba. Taylan mı? Ya Taylan'ı da hallederim ben. Ne olacak ya? Bizim hayatımızda önemli mi Merve ya? Tamam. Taylan'ı hallettin. Serhan'ı nasıl ikna edeceksin? Davadan sonra kızgın değil mi sana? Ha, o doğru işte. Serhan'ı Taylan arar. Taylan çağırırsa gelir belki. Ay, bilmiyorum Pelo. Bak işte bir şeyler. Sonra haber verirsin bana. Ama yani bence gidelim, söyleyelim, vicdanımız rahat olsun, rahat rahat uyuyalım. Saçmalama Merve. Bak halledeceğim diyorum. Mucize gerekiyorsa mucize yaratacağım ya. Ya enerjini topla, kendine gel. Tamam, halledeceğim. Halledeceğim. Çok zor. Çok zor bir durum. Benim toplanmam çok zor. Çocuğu da aldı. Mine bu gece onda kalacak. Aman alsın, bir geceden bir şey olmaz, gözünü seveyim ya. Tamam, ben onları döndüreceğim. Burada kalacaklar hepsi birden. Bak işte. Geldim. Nasıl geçti günün? Aynı işte. Ne olacak? Ne kokuyor ya burası? Sürpriz. Tadam! Aa, börek mi o? Evet. Aa! Hem de en sevdiğinden kıymalı börek yaptım. Ne diyorsun ya? İnanamıyorum. Vay! Hadi geç otur da hemen koyayım, sıcak sıcak. Tamam, tamam. Uhu! Müthiş! Gerçekten müthiş bir haber. Ya yolda da dedim ki bak arabada bir kıymalı börek olsa da yesem dedim. Ha bak işte Allah'ın sevdiği kuluyum arkadaşım. Oy anam oy. Ben yapmaz mıyım aşkım sana? Hemen hepsini yaparım. Dur şimdi. Canım benim ya. Oh, of 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 of. Aman 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 aman. Bir de ayran getireyim aşkım sana. Getir bakalım, getir. Gerçekten yani gözlerim doldu, inanır mısın? Hmm, çok iyi. Aferin, eline sağlık. Ya sen ne yaptın böyle ya? Hayırdır yani, 2013'ten beri ilk defa börek yapıyorsun. Ha, hoşuna gitmediyse bir daha yapmam ya. İyi. Aa, yap. Ne olur, hep yap. Ne yapayım işte, evde oturup böyle sıkılınca böyle yeni denemeler yapıyorum ben de. Bebeğim, niye sıkılıyorsun sen ya? Kendini yemeğe ver. Dolma yap mesela. Çerkez tavuğu bayılırım. Takıl. Anladın mı? Aferin, çok iyi. Onları da yaparım aşk. Ama işte ben böyle ne bileyim evde çok sıkılıyorum ya. Arkadaşım yok ki benim hiç. Senin arkadaşın mı yok?
Pelo yapma ya, senin dünya kadar arkadaşın var. 10 tane futbol takım arkadaşın var senin, yedekli medekli hem de yani. Ama işte arkadaş onlar yani, öyle can dostum diyeceğim böyle Merve gibi biri hiç yok ki. Ha. Ha. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Sen bir şey unut da. Biz konuştuk seninle çünkü. Ya konuştuk da işte. Ne yapayım, ben özlüyorum yani, kalben çok seviyorum onu. Ya Pelocuğum, Merve sana neler yaptı ya? Ha? Neler yaptı Merve sana, bilmiyor musun? Ne alaka yani şimdi? Tamam, onları unutmadım. Ama her insan bir şansı hak etmez mi aşkım ya? Hem duyuyorum bu ara böyle, görüyorum da pek bir minnoş. Ya herkes de iyi şeyler söylüyor. Belki düzelmiştir. Ya lütfen ya, lütfen. Daha geçen gün şurada birbirinizi yediniz ya, gözümün önünde yani. Ne ara böyle minnoş mertebesine yükseldi yine yani? Ya tamam. Ya ben biliyorum Merve'nin kusurları var, evet. Ama yani ne bileyim işte. Yani çocukluktan beri yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyince de başkasının yerine koyamıyorum. Ne yapayım? Ben ne yapayım? Ya Ayşe'yle görüş. Ayşe'yle görüş. Ne yapacağım Ayşe'yi ben ya? Oya senin yeni sister'ın, Oya'yla görüşün o zaman. Ya Oya. Oya hep çalışıyor. Oya bak, bana vakit ayırmıyor ki. Zaten Merve'yi ondan özlüyorum ben. Ne yapıyorsun? Ya böyle bir şey için ağlanır mı? Lütfen yani. Tamam, görüş Merve'yle görüşsen. Görüşeyim değil mi? Tamam görüşeyim. Ama bu sefer akıllı davranacağım. Merak etme. Hiç öyle kaptırmayacağım kendimi. Yani o kusurları falan hepsine ayarını verip uzaktan mesafeli öyle yanaşacağım. Tamam bebeğim. Nasıl istiyorsan görüş. Hı-hı. Tamam. İyi o zaman. Akşama yemeği çağıralım Barış için. Ara, tamam. Gelsinler. Tamam. Ben Merve'yi ararım. Sen Serhan'ı ara. Ben niye arıyorum yani? Merve'yi ara. İkisi de gelsin işte. Yok. Merve ile Serhan galiba minik tıkışmışlar bir şey. Yani araları iyi değilmiş galiba. Tam bilmiyorum da. Bir minik. Minik yani, ne bileyim, öyle duydum. Ben görüşmediğim için bilmiyorum. Sen istersen Serhan'ı ara. Bize çağır yani. Biz yokmuşuz gibi. Sen Serhan'ı kendin çağır yani. Baba çok yavaş sallıyorsun. Daha yukarı. Öyle mi? Bu yavaş mı şimdi? Evet. Peki o zaman sen görürsün sen. Sen istedin. Yukarı. Al bakalım. İyi mi? Evet. Bu işte çok güzel. Bir dakika babacığım. Efendim Taylan. Kardeşim ne haber? Görüşemiyoruz bayağıdır Serhan. İyiyim Taylan. Ne yapalım, koşturmaca işte, iş güç biliyorsun. Serhan hadi atla gel kardeşim, bu akşam takılalım be şöyle ha. Tuzlu fıstık eşliğinde biraz muhabbetin belini kırarız. Yok ya. Şimdi işim gücüm var, ben hiç gelmeyeyim. Niye? Tamam tuzlu fıstık biraz şey kaldı. İnce bir çilingir sofrası yapayım kardeşime. Yok, ne alakası var oğlum? Tadım yok zaten ya. Hem zaten boş ver, biz seninle dışarıda görüşürüz sonra. Tamam anladım abi. Tamam sen bilirsin. Sen bilirsin. Hadi kolay gelsin. Ne oldu? Gelmiyor mu? Senin Serhan'la aranda kötü bir şey olmadı değil mi? Yok canım, benim Serhan'la ne alakam olur ki? Yani ne bileyim, sanki eve gelmek istemiyor gibi geldi de bana. Bir dakika. Biz geçen şurada mangal patlattık ya. Sen orada çocuğa böyle bir iki laf sokar gibi oldun sanki ya. Evet. Evet ya, ben o gün... Ya yazık, Serhan'ı darladım ben o gün galiba değil mi? Ama bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen bozulma. Lütfen bozulma da. Bazen muhabbetin bayıyor abi. Bazen muhabbetin bayıyor insanları. Tamam, ben telefona bakayım, geliyorum. Hadi gel sen. Tatlım ne yaptın? Halledebildin mi? Ya hayatım, denedim. Çok çalıştım ama Serhan'ı ikna edemedim. Gelmeyecek galiba. Ama boş ver şekerim. Gelmiyorsa gelmesin. Zaten hiç umudum yoktu. Neyse ben şimdi gidiyorum. Sana haber verirler nasıl olsa. Neyi haber verirler Merve? İşte gidip yaptıklarımızın hepsini itiraf edeceğim. Sakın. Hayır. Böyle bir şey yapmıyorsun. Ben ilk denemeydi. Yani halledeceğim. Gelecek. Serhan gelecek buraya, merak etme. Tatlım benim, halledemiyorsun işte. Boşa helak etme kendini. Yapacağım diyorum Merve. Anlamıyor musun? Hiçbir yere gitme lütfen, tamam? Sen benden haber bekle. Hatta bekleme, git hazırlan. O kedi buraya gelecek diyorum sana. Serhan'ı getireceğim. Tamam. Tamam tatlım.
Haber bekliyorum o zaman senden. See you. Tamam, see you.